Tansiyon ölçümü için öncelikle son yarım saat içerisinde kahve, çay tüketilmemiş olması gerekiyor. Mümkünse Evet. yemek de yenmemiş olması gerekiyor. Aç karnı tercih sebebidir. Evet. Son yarım saat için konuşuyorum. Hı-hı. Oturup pozisyonda olmak, aynen benim oturduğum gibi. Bu güzel bir pozisyon. Hı-hı. Böyle kolu destekleyecek bir şekilde Evet. alttan. Kalp hizasında Tamam. yaklaşık olarak. Tercihimiz üst koldan ölçen aletlerle ve doğru aletlerle. Sağ sol. Sağ sol ilk ölçümde her iki koldan, her iki koldan. Aralarında fark varsa, yani 15'e 10'dan daha fazla fark varsa bunun sebebini de açığa çıkartmak gerekir. Ama bunun altındaki düzeylerde yüksek olan koldan devam etmek lazım takipler anlamında. Bu esnada konuşmamak lazım. En azından ölçüm yapılacak pozisyonda bir 5 dakika kadar duruyor olmak gerekir sakin bir şekilde. Ölçümü 1 veya 2 dakikada 2 kez yapmak lazım arayla tespit etmek için. Evet. Kolumdan ölçtüm. 2 dakika sonra tekrar buradan ölçtüm. Sonra bu koldan tekrar ölçüm yapıyoruz. 2 Evet. dakika arayla. Ve bunları not etmek gerekiyor. Kaydetmek lazım. Yüksek hangisinde çıktı? Tamamen söylüyorum. Sol kolumda çıktı. Ve bundan sonra soldan devam ederiz. Hangisi yüksek gidiyorsa o taraftan bakmak gerekiyor. Evet. Bu ölçümü yaparken mesane boş olmalı. Yani bunu hastalarımızda özellikle. Ve ayaklar yere böyle çapraz bir şekilde durmamalı. Yere tamamen basmalı. Konuşur pozisyonda olmamalarını istiyoruz. Evet. Biz maalesef böyle hani geldikleri zaman onların endişesini de azaltmak için böyle bir sohbet havasında falan oluyor hastalarımızla. Biz de gözden kaçırıyoruz ya da ölçüm yapan hemşirelerimiz vesaire de. Sağlık çalışanında buna dikkat etmesi gerekiyor. Bilekten ve parmaktan ölçümler fikir verebilir ama önermiyoruz. Burada tansiyon aletinin boyutu da önemli. Şimdi her erişkinin kolu aynı değil. Şimdi toplumda 3 kişiden ikisi de ya kilolu ya da obez. Çok ciddi bir pandemi düzeyinde bir sıkıntımız var. Bunun için kol çevresinin %80'ini manşon kapatmalı. Evet. Ve buradaki üst kolun da 3'te 2'sini kapatıyor olmalı. Ön bu dirsek dediğimiz çukurunda yaklaşık 1 santimetre üstünden, 1-2 santimetre üstünden yerleştirmeliyiz. Bunu yaparken biz ölçümlerimizi hastanelerde genellikle dinleyerek, oskültasyonu Evet. yaptığımız bir yöntem var. Aha. Hastalar için bu pratik olmuyor. Onun dijitalini kullanıyorlar. Zaten damarın yönünü vesaireyi gösteriyor. Bu aletlerden de onaylı olan, denetimden geçmiş olanlarını bulundurmalarını tavsiye ederim ev ölçümlerinde.